2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde sizlere AK Parti'nin kurulduğu günden beri yerel seçimleri kazanamadığı 12 ilden bahsetmek istiyorum. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Bartın, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Iğdır ve Hakkari. 2001 yılında kurulduktan sonra 2002 yılında katıldığı ilk genel seçimlerde iktidar olmayı başaran AK Parti, aynı başarıyı 2004 yerel seçimlerinde de tekrarlamayı hedefliyordu. Tarihinde ilk kez katıldığı 2004 seçimlerinde toplamda 13.447.287 oy alarak %41,6'lık bir oran yakaladı. Arkasından gelen Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin aldığı oyun yarısından daha az oy alarak %18 Milliyetçi Hareket Partisi %10,4, Doğru Yol Partisi ise %9,9'luk bir oran yakalayabildi. Bu sonuçlara göre AK Parti 1750 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi 467, Doğru Yol Partisi 388, Milliyetçi Hareket Partisi 247, diğer partiler daha az sayıda belediye yönetmeye hak kazandı. 16 Büyükşehir Belediyesi'nden 12'sini kazanmayı başaran AK Parti, İzmir ve Mersin'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Eskişehir'i Demokratik Sol Parti'ye ve Diyarbakır'ı Sosyal Demokrat Halk Partisi'ne kaptırdı. İzmir'deki oy dağılımına bakarsak Ahmet Piriştina'nın aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi %47,1 oy ile Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken, Taha Aksoy'un aday olduğu AK Parti %32,5, Haluk Günta'nın aday olduğu Genç Parti %6 oy alarak ilk 3 sırayı oluşturdu. Mersin'e baktığımızda Macit Özcan'ın aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi %34 oy alarak büyükşehir belediyesini kazanırken, Durmuş Fikri Sağlar'ın aday olduğu Sosyal Demokrat Partisi %22,5, Mahmut Aslan'ın aday olduğu AK Parti ise %20 oy alarak ilk 3 sırayı oluşturdu. Eskişehir'e geldiğimizde iki partinin birbirine çok yakın olduğu tabloyla karşılaşıyoruz. Yılmaz Büyük aday olduğu Demokratik Sol Parti %44,7 oy ile Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken, Faruk Karaçay'ın aday olduğu AK Parti %41,3, Orhan Soydaş'ın aday olduğu Doğru Yol Partisi %8,3 oy alarak ilk 3 sırayı oluşturdu. Son olarak Diyarbakır'a baktığımızda Osman Baydemir'in aday olduğu Sosyal Demokrat Halk Partisi aldığı %58,3'lük oy oranıyla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken, Mücahit Can'ın aday olduğu AK Parti %35,2, Derviş Sönmez'in aday olduğu Doğru Yol Partisi ise %1,5'luk oy alarak ilk 3 sırayı oluşturdu. Bu saydığımız 4 ilin büyükşehir belediye başkanlıkları günümüze kadar geçen 4 seçimde AK Parti tarafından hiçbir zaman kazanılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm seçimlerine bakarsak 2009 yılında Aziz Kocaoğlu'nun aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi %56,1 oy oranıyla ipi göğüslerken bir kez daha Taha Aksoy'un aday olduğu AK Parti ise %30,3 oranıyla ikinci sırada kaldı. 2014 yılında tekrar Aziz Kocaoğlu adaylığındaki Cumhuriyet Halk Partisi %49,6 oy oranıyla seçimi kazanırken, Binali Yıldırım'ın adaylığındaki AK Parti %35,9 oy oranıyla yine ikinci oldu. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Tunç Soyer'in adaylığındaki Cumhuriyet Halk Partisi %58,1 oy oranıyla bir kez daha seçimi kazanırken Nihat Zeybekçi'nin adaylığındaki AK Parti %38,7 oy oranıyla yine ikinci sırada kaldı. Mersin'e geldiğimizde 2009 yılında bir kez daha Macit Özcan adaylığında seçime giren Cumhuriyet Halk Partisi %30,9 oy oranıyla ipi gösterken, Mahmut Tat'ın aday olduğu Milliyetçi Hareket Partisi %24,7 ile ikinci, Mustafa Eyceoğlu'nun aday olduğu AK Parti ise %21,1 oy oranıyla 3. sırada kaldı. 2014 yılında bu kez Burhanettin Kocamaz adaylığındaki Milliyetçi Hareket Partisi %31,9 oy oranıyla seçimi kazanırken, Macit Özcan adaylığındaki Cumhuriyet Halk Partisi %28,3 oy oranıyla ikinci, Mustafa Sever adaylığındaki AK Parti ise %28 oy oranıyla bir kez daha üçüncü oldu. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Vahap Seçer'in adaylığındaki Cumhuriyet Halk Partisi %45 oy oranıyla seçimi kazanırken, Hamit Tuna adaylığındaki Milliyetçi Hareket Partisi %40,9 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. AK Parti ise bu seçimlerde aday çıkarmayarak Milliyetçi Hareket Parti'nin adayını destekledi. Eski şehire baktığımızda 2009 yılında Yılmaz Büyük Erşen'in adaylığındaki Demokratik Sol Parti %51,5 oy oranıyla ipi göğüslerken Hasan Gönen'in aday olduğu AK Parti %30,3 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. 2014 yılında bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Yılmaz Büyük Erşen %45,2 oy oranıyla bir kez daha zafer kazanırken Harun Karacan adaylığındaki AK Parti önceki döneme göre oy oranını arttırarak %39 alsa da yine ikinci oldu. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Yılmaz Büyükerşen %52,3 oy oranıyla dördüncü kez seçimi kazanırken Burhan Sakallı adaylığındaki AK Parti önceki döneme göre oylarını yine arttırsa da %45,1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tüm seçimlerine bakarsak, 2009 yılında Osman Baydemir'in aday olduğu Demokratik Toplum Partisi, %65 gibi bir çoğunlukla ipi gösterken, Kutbettin Arzu'nun aday olduğu AK Parti, %31,9 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. 2014 yılında bu kez Gülten Kışanak adaylığında seçime giren Barış ve Demokrasi Partisi, %55 oy oranıyla seçimi kazanırken, Mehmet Galip Ensarioğlu adaylığındaki AK Parti %35'te kalarak yine ikinci oldu. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı liderliğindeki Halkların Demokratik Partisi %62,9 oy oranıyla birinci olurken, Cumali Atilla adaylığındaki AK Parti %30,9 oy oranıyla yine ikinci sırada kaldı. Bu seçimden kısa bir süre sonra Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, Terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle görevinden alınarak yerine kayyım atandı. Büyük şehirlerin haricinde AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kazanamadığı belediyelere gelirsek, Edirne'de 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi %31,97, AK Parti %30,2, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi %57,8, AK Parti %31,3, 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi %36,8 AK Parti %29,9 ve 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi %44,8, AK Parti ise %40,8 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre son 4 seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye seçimlerinden zaferle ayrılan taraf oldu. Kırklar Eli'ye baktığımızda 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi %31,1, AK Parti %27,5, 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi %50, AK Parti %35,4, 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi %38, AK Parti %34,9 ve 2019'da bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu %37,3, AK Parti'nin desteklediği Milliyetçi Hareket Partisi ise %37 oranında oy aldı. Çanakkale'ye gelirsek 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi %44,8, AK Parti %37,6, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi %39,4, AK Parti %33,2, 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi %54,3, AK Parti %35,9, 2019'da ise Cumhuriyet Halk Partisi %60,7, AK Parti %35,6 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre Çanakkale son 4 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalelerinden birisi oldu. Muğla'ya geldiğimizde 2004 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %43,1, AK Parti %24,9, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi %46,3, AK Parti %24,2 oranında oy aldı. 2014 seçimlerinden önce büyükşehir statüsüne yükseltilen ve ilk kez büyükşehir belediye başkanının seçildiği Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi %49, AK Parti %28 oranında oy aldı. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. 2019 yılındaki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları bir hayli düşse de %36 oy alarak ipi göğüslerken AK Parti %28 oranında oy alarak ikinci parti oldu. Karadeniz'in 4 ilçeli küçük bir şehri olan Bartın'a baktığımızda 2004 seçimlerinde Demokratik Sol Parti %60,6 AK Parti %21,5 2009 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi %39,2, AK Parti %28,4. 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi %45,8, AK Parti %26,6. 2019 seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi %35,7, AK Parti %35,3 oranında oy aldı. Bu istatistiğe göre Bartın hiçbir zaman AK Parti yönetimine girmeyen 12 ilden birisi oldu. Gelelim Tunceli'ye. AK Parti 2004, 2014, 2019 seçimlerinde ilk 3'e giremezken en büyük başarısı 2009 yılındaki seçimlerde aldığı üçüncülük oldu. Buna benzer bir istatistik de Iğdır'da yaşandı. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle AK Parti 2019 yılında aday çıkarmayarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekledi. Son şehrimiz olan Hakkari'ye bakarsak 2004 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halk Partisi %61,4, AK Parti %31,2, 2009 seçimlerinde Demokratik Toplum Partisi %81,1, AK Parti %15, 2014 seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi %66,7, AK Parti %26, 2019 seçimlerinde ise Halkların Demokratik Partisi %60, AK Parti %33,2 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti kurulduğu günden bugüne Hakkari'deki yerel seçimlerin hiçbirinden zaferle ayrılamadı. Bakalım ilerleyen günlerde bu ismini saydığımız 12 ilde AK Parti adayları şeytanın bacağını kıracak mı izleyip göreceğiz.